Sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Kanal ve ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konumuz ve önemli bir konuğumuz var. Saatler 17.50'yi gösterinceye kadar sizlerle birlikte olacağız. Bugün sevgili çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Daha doğrusu öncesinde bebeklikle başlayacağız. Ergenlik dönemine geleceğiz. O ergenlik dönemi çok önemli ama bir o kadar bebeklik çok önemli. Ve e, en sonunda da son bölümümüzde yine önemli bir e, konu anoreksiya, bulimya biraz onlardan bahsedeceğiz. Sayın Kadircan Kasaboğlu bugün bizimle hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Kadircan Kasaboğlu evet hoş geldiniz. Ne güzel daha öncesinde de biz 3 e, yıl önce birlikte yine bu ekranlarda yayın yapmıştık hı hı. E, bu yayının da çok faydalı olacağını çok çok iyi biliyorum Umarım. ama öncesinde tanımayanlar için Kadircan Kasapoğlu kimdir birazcık tanıtalım size valla ben de son 40 senedir bu sorunun cevabını arıyorum <gülüyor> <gülüyor> Kadircan Kasapoğlu kimdir Kadircan Kasapoğlu psikodramacı Özür dilerim ben onu söylemeyi unuttum evet, 25 senesini Avusturya'da geçirdi Son 6 sene civarında Türkiye'deyim 25 yıl Avusturya Avusturya'da, Avusturya'da son yaşadım Eğitimlerimi orada aldım Aslında psikodrama mı beni buldu ben psikodramayı buldum bilmiyorum Oralara gitti Zaten e, lise çağlarımdan beri e, Çok ilgiliyim bu ıı, terapilerle hı hı. Iı, çocuk gelişimiyle insan gelişimiyle ne oluyor ile gerçekten ne oluyor? İşte ya. o sorular da bu sorular beni oraya buraya, getirdi. Evet. evet getirdi. Ee, eğitimler aldım. Avusturya'da bütün eğitimlerimi hemen hemen Avusturya'da hı hı. aldım. İşte dediğim gibi son 6 senedir de 6 altı, altı buçuk senedir herhalde e, Türkiye'deyim. Çalışıyorum. Evet ediyorum. ve Türkiye'nin birçok yerine de Doğru. Böyle gitgellerle. Doğru. Faydalı terapilerle geçiyor biliyorum. İnşallah Peki evet. şimdi e, bugün dedik hepimiz için en önemli varlıklarımız, çocuklarımız. Hı -hı. Ama ne oluyor? Yani o 9 ay 10 gün geçiyor, Hı -hı. o muhteşem bebecikler dünyaya geliyor Hı -hı. ve ne oluyor? Şimdi çocuklar doğuyor e, ve ilk iki ay e, ben... Sanki otistik gibiler derim çocuklara. Otistik değiller tabii ama ben otistik gibiler derim. Kendi dünyalarındalar. İlk, i̇lk iki, iki ay, ay çok önemli benim için. Ya yani Bana göre Hı -hı. çok önemli. Çünkü o ilk iki ayda çocuk e, dünyaya alışmayı öğreniyor. 9 e, ay civarında anne karnında kalmış ve o ritme alışmış, o sıcağa, o güven ortamına alışmış çocuk. Birdenbire dünyaya geldiği zaman o ilk iki ayda annesiyle beraber olmak istiyor. O içeride alıştığı ritmi e, dünyada da e, bulmak, bulmak istiyor. istiyor. Hepimizin bildiği gibi işte iki saatte bir uyanıyor, karna çıkıyor, yemeğini yiyor, altı temizleniyor, hı hı. tekrar uyuyor. Şimdi burada tabii esprili bir durum var, kültürden kültüre değişen bir durum var burada. O ilk iki ayda derim ki ben yani lütfen gitmeyin anneyle çocuğun ya yanına. Biz çünkü bizde olmaz Türk annelerde çok zor o. oluyor. Evet. Çünkü gerçekten hem annenin hem çocuğun o, o huzur ortamına ihtiyacı var, annenin de var. Çocuğun da var. O ritme alışması gerekiyor. Annesine güvenme, o güven ortamını tekrar bulması gerekiyor. Onun için mesela Türklerde bizim çok şeydir, meşhurdur bu İlk 40 gün özellikle. Dışarı çıkartılmaz. Dışarı çıkartılmaz, işte kundaklanır. Evet. Ama rahatsız edilir. Yani çok ziyaret ederiz. Çocuk görmek isteriz, Doğru. bebek görmek isteriz. Ben de burada derim ki biraz bırakın. Anne ile çocuk kendi kendine kalsın. Çünkü eğer burada çok huzursuz bir ortam içerisindeyse çocuk... Büyük bir ihtimalle büyüdüğünde bu e, sık sık karşılaştığımız insanlar vardır. Sürekli huzursuzdurlar, sürekli hareket halinde dediler, sürekli güvensiz hissederler, hissederler kendilerini. O tip bir şey olabilir. Yani olacak diye bir şey yok ama Anladım. o tip bir şey olabilir. Onun için o ilk iki ayda huzur. Ve anneyle çocuğu yalnız bırakmak iyi bir şey. E peki e, o ilk iki ay geçtikten sonra, evet, e, üçüncü orada, ayda neler oluyor? Orada. Yine paralel başlayan bir oral dönem dediğimiz bir dönem var. Oral dönemde şu çocuk dünyayı tanımaya başlıyor. Dünyayı tanıma şekli de ağzıyla. Yani o bebeklerin... Şimdi iki, ilk iki aydan bahsediyoruz. Yok, ilk üçüncü iki ayda dahil aslında ha, ama ilk anladım. iki ayı biz öyle bir ayırdık. ayırdık. Hani lütfen çocukla anne bir yalnız kalsın. Keşke işte falan izleyicilerimiz gibi. de duyuyorlar ama o bizim... Dediğiniz gibi çok doğru. Yani bizim e, gelenek ve göreneğimizde bu yok maalesef. Evet. Hani mümkün olduğunca gidelim beraber olunsun anneanneler babaanneler o olay da var ve bu defa yanlış anlaşılma gibi bir durum da olabilir. Doğru. Doğru. Ama doğru. işte yetkili azlantı bunları söylemek önemli. Mümkün olduğunca anne ve bebe bebeği yalnız mümkün olduğunca yalnız, yalnız bırakmak lazım. Tamam. Anne için de çok önemli çünkü. Tabii. Yalnızca çocuk Tabii. için değil anne için de önemli. Ona alışması lazım annenin. Kendini öyle. toparlaması lazım. Çocuğun alışması Aynen lazım. Öyle. Çok önemli bir süreç o bana evet. göre. Onun için birazcık bırakmakta yarar var. Bundan sonra başlayan bizim oral dönem dediğimiz bir dönem var. Yani çocuğun dünyayı tanıma dönemi. O da ağzıyla oral Hı -hı. dediğimiz olaydı. o zaten. Hı -hı. Ağzıyla dünyayı tanımaya çalışıyor. Yani e, eline aldığı her şeyi ağzına, ağzına götürüyor. Evet. Şimdi bu dönemde bu oral dönemde anlatacağım biraz daha oral dönemde yap yapacağımız hatalar ileride kişilik bozukluklarına sebep olabilir. Yani şunu düşünmememiz lazım hmm. hiçbirimizin bebek canım hmm. ne olur ki yok, şimdi esas şey oluyor yok. her şey o bebeklik döneminde Aynen, oluyor. Öyle. Bu biraz sonra konuşacağımız dönemlerde evet. zaten ben onlardan da bahsedeceğim ne tür bir hata olabilir. Evet evet Nelere, Me, benim de, benim gibi? de sorularım var Tabii zaten. Ki. Oral dönemde yapılabilecek hatalar kişilik bozukluklarına sebep olabilir. olabilir. Olacak diye bir şey yok. Hı -hı. Olabilir, olabilir dedik. Yani o oral dönem hemen hemen bir buçuk yaşına kadar falan süren bir dönem. İşte bu bebeğin her şeyi ağzına götürmesiyle başlayan. Daha doğrusu buna şöyle de diyebiliriz. Annesinden ayrılmayı öğrendiği dönem aslında oral dönem. Orada mesela yaptığımız hatalardan bir tanesi çocuğun, Herhangi bir şey ağzına götürmek istediği süreçte onu engellemektir. Engellemememiz Engellememek gerekiyor. Engellememek gerekiyor. Tabii ki çok tehlikeli şeyleri evet. ağzına alırsa engelleyeceğiz. Ay bir Orada de bir mikropla ilgili şey var. genelde anneler tedirgin olur. Ama o değil işte. Değil. Çocuğun çünkü en doğal hakkı dünyayı tanımak. Evet. E, dünyayı Ve biraz tanımak mikroba için de da alışması lazım tabii zaten. Ki. O birazcık tıpçıların da meselesi <laughs> ama benim e, baktığım tarafta tabii de çocuğun dünyayı tanımasıyla ilgili olan Hı -hı. taraf. Onun için ben hep tavsiye ederim derim ki ağzına almasını istemediğiniz, ağzına götürmesini istemediğiniz, istemediğiniz objeleri kaldırın ama diğerlerini lütfen bırakın. Hatta önüne getirin bile çünkü çocuk ilk tanıdığı şeyler ne olacak? Yumuşak mı, işte sert mi? Tabii. Köşeli mi, evet. sıcak mı, soğuk mu gibi dünyadaki ayırt gerçekleri ayırt etmeyi öğrenecek orada. Bu ilk bir buçuk yaşa kadar devam eden bir buçuk deri. yaşa kadar devam ediyor ama başka şeyler de giriyor tamam. o sırada araya. İşte bundan sonra başlayan oral dönem içerisinde çocuğun emekleme dönemi var mesela. Emekleme dönemi de şöyle bir dönem. Siz de sık sık yaşamışsınızdır, görmüşsünüzdür kendi çocuklarınızdan veya başkalarından. Ya, evet. Çocuk emekler arkasına döner, bakar, anneyle mesafeyi ölçer Hı. ve tehlike eldir bir durum yoksa yani kendini hala güvende hissediyorsa devam eder. Burada bir kaç adım geri gelir, tekrar devam eder. Çocuk sürekli ölçer. Ne kadar uzaklaşıyorum ve hala ne kadar güvendeyim diye. Burada da bu yürümekle yürümeyle devam eden bir süreç. Yine aynı tempo devam eder. Burada da hatalar yapılabiliyor. Örneğin özellikle babaların çok söylediği bir şey vardır. Bırak düşsün, bırak <laughs> düşe düşe Düşsün falan gibi. nasıl olsa kalkacak. Tabii benim çok katılmam tabii. mümkün değil çünkü Öyle çocuk de. tabi çocuk kendisini iyi hissetmediği zaman, düştüğü zaman, bir yerini acıttığı zaman annesinin yanında ister. Onun için de annelerin ne çok uzakta olması gerekiyor ne de çocuğun peşinden gitmeleri gerekiyor. Peki o zaman ben hemen şurada girsem. Şu doğru mu? Aman 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 aman. Hani emekliyor ya da yeni kalkmaya başladı. Aman 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 diye annenin gitmesi. Bu, bu da olmamalı o, ama. olmamalı çünkü o hani, hisleri yaratır çocukta. Ha, babalar evet. galiba burada giriyorlar esas evde. Yani tabii. bırak. Evet olabilir. O yani, kadar heyecan yani, yapma gibi. Yapma. Şöyle evet. giriyorlar. Tabii onlar daha soğuk soğukkanlar. Anne içgüdüsü yüzü başka Değil olduğu için tabii. Yani o dozaj önemli. Benim çok sizden önemli. anladığım. Çok önemli. Hı. O dozaj çok önemli. Yani çocuğun şunu hissetmesi lazım. Ben annemden uzaklaşıyorum. Annem yine buralarda bir yerde ve bana bir şey olursa mutlaka gelecek, kurtaracak Hı. beni. Evet. Bir hisse olması lazım çocuğa. Evet. Ee, işte dediğim gibi yürümeyle de devam eden bir süreç bu. Tekrar söylüyorum, bu süreçte yine sorular olursa cevaplarım, bu süreçte yapılabilecek hatalar ileride kişilik bozukluklarına sebep olabiliyor. Biraz önce hisleri dediğim gibi. Ya örneğin. biraz benim de okuduğum şeyler var. Yani o ıı, güven duygusu eksik. Hı -hı. büyürse çocuk Hı -hı. hani aşırı kıskançlık korku bencillik Hı -hı. her şeyin temelinde bu bebeklik dönemi bu süreçlerin yatırıyor. rolü var tabii özellikle evet. bu süreçte bu dünyayı tanımayla ilgili süreçte e, benim de çok önem verdiğim dönemlerden bir tanesi bu yani çocuğa iyi bir ortam sunmak ileride kişiliğinin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır e, burada mı söylesem acaba onu e, düşünüyordum. Gerçi evet. biraz sonra da söylesem olur ama artık hadi çık da ağzımdan söyleyeyim evet. ben. Ee, sevgiyle, saygıyla analım ee, Sayın Doğan Cüceloğlu'nu da. Yani onun e, sözü ne kadar güzeldir. Çocukluğumuz bizim ana vatanımızdır. Ana vatanımızdır Doğru. Şimdi onun için biz e, bizim gibi, benim gibi insanlar çocukluğa ineriz deriz. Çocukluğa inmemizin sebebi de zaten bu ana vatanda olan şeyleri ortaya çıkarmaktır. Onun için bu dönemler 18 yaşına kadar aslında devam eden bir dönem ya biz ergenliğe kadar diyelim şimdilik. Şey de çok önemli ama değil mi? Benim daha önceki yayından da hatırladığım ilk 6 yaş... Hı hı. Yani o bebeklik ve ilk altı... Yok öyle diyemeyiz. Çünkü oralarda başka şeyler oluyor. Da, o başka şeyleri o zaman şimdi bebeklik dinleyeceğiz. Bebeklik olarak nitelendirdiğimiz şey zaten altı yaşa kadar değil. O hmm. şekilden şekile, kültürden kültüre değişen, değişen bir, bir şey. şey. Ama bebek aslında o ilk iki aydaki çocuktur. Ondan sonraki de bebektir. Ama artık gelişim başlıyor. Gerçek Tabii. bir gelişim başlıyor. E Dünya peki yalçılıyor. o zaman şimdi mesela altı yedi ayda... Neler oluyor Tam bebekte? Tam söylediğim şeyler oluyor işte. Hı. Dünyayı tanımaya çalışıyor, ee, annesinden kopmayı öğrenmeye başlıyor, hı hı. dünyanın ne olduğuyla ilgileniyor ve oraya adapte olmaya çalışıyor. Ha bu arada çocuk doğarken inanılmaz bir adaptasyon kabiliyetiyle doğar. Yani bizim düşündüğümüz kadar zayıf değildir bebek. Çok ciddi bir adaptasyon kabiliyeti hı hı. vardır. Biz zaman içerisinde bunu elinden alırız onun. Nasıl Ne alırız? yaparak alıyoruz? <laughs> onun için çok şey yaparak alırız mesela. Onun yapmasına izin vermeyerek alırız. Ha yani yine anneler giriyor devreye. <laughs> Yok evet. bu suçlama değil ama. Hayır hayır ama öyleyiz için geçerli tabii. Bu tabii, ee, tabii genelde yani öyleyiz. normal bir süreç bu. Biz onun için ne kadar çok yaparsak onun adaptasyon kabiliyetinde o kadar çok elinden alıyoruz demektir aslında. Bağımlı hale getiriyoruz demektir. Yani onun e, yapmasına izin, izin vermemiz lazım. ve zemin hazırlamamız. Tabii ki korunaklı gerekiyor. bir ortam sağlayıp o ortamda çocuğun o sınırları öğrenmesine izin vermek lazım. Hı hı. Şimdi zaten o sınırlarla ilgili dönem başlıyor sonra. Bir buçuk yaşından sonra ki o da bizim narsist dönem dediğimiz dönem. Narsist dönem ve biraz sonra bahsedeceğim anal dönem beraber yürüyen bir dönem aslında. Ama narsist dönem şu. Bir buçuk yaş. Bir buçuk yaşta hemen hemen başlayan dönem bu. Ben öğreniyor çocuk. Ben. Narsist dönem dediğimiz dönem o. Yani e, o meşhur işte ben giyeceğim, ben giyeceğim, ben, evet. ben yapacağım gibi e, özellikle anneye e, bazıları da ilk ergenlik diyorlar özellikle anneye e, anneyle çatıştığı bir dönem var. Peki orada annenin e, ne yapması lazım şimdi? O çok önemli. Hani, Hı -hı. Ben 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 diyor ama anne de hani çok küçük gözüyle bakıyor, çok küçük hayır. E, şunu giyecek Hı -hı. örneğin Hı -hı. hava soğuk. İşte kolsuz olmamalı. Yani hmm. annenin tutumu ne olmalı o bir buçuk yaş, iki Şimdi tutum, yaş dönemindeki tabii tutum, çocuğa? Tabii ki böyle bir şeyi annelere benim öğretmen mümkün değil. Şöyle yapın böyle yapın. Ama, Yo, ama yine değil de aslında. rica ederiz. Ama tabii yine de isterim. bir şeyler e, tabii söylemenizi söyleyeceğim. isterim. Tabii ki söyleyeceğim. Şimdi bu kültürden kültüre değişen bir şey. Evet. E, önce şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu sık sık söylerim. Ben 25 senedir bu işin içindeyim. Annelere şunu söylerim. Sizin içgüdünüz beni 10 defa cebinden çıkartır. Anne içgüdüsü. Tabii. Ki. Her yani Onun için anne bir kere içgüdüsüne için. güvenecek. Yani eğer çocuğunu seviyorsa, çocuğunun e, iyi olmasını istiyorsa anne içgüdüsüne güvenmeli. Çünkü gerçekten beni 10 defa cebinden çıkartır. Ben hiçbir anneyle tartışmam e, Tabii çünkü konuda. siz de evlatsınız. Tabii, tabii ki. <laughs> tabii. Onun için e, o narsist dönemde e, çocuğun e, ne yaptığıyla ilgilenmek tabii ki önemli fakat neden yaptığıyla ilgilenmek lazım. Hmm. Çocuk kendisini bulmaya çalışıyor yani sınırlarını kendisinin ne olduğunu hissetmeye çalışıyor bulmaya çalışıyor neler yapıp neler yapamayacağını neye izin olduğunu görmeye çalışıyor. Ee, tabii ki hiçbir anne çocuğunu o kış kıyamette kısa da çıkartmaz ama bunun e, orta yolunu bulmak lazım yani çocuğun e, ne çok istediği olmalı. ...ne de isteklerin hiçbirisi olmamalı. Yani bunun ikisi, ikisi arasında bir denge, denge kurulmalı. Denge önemli işte Mesela evde böyle dolaşabilirsin ama dışarı çıkarken montunu giymen lazım Olabilir gibi. ya da başka yerde kompans edebilirsiniz. Yani burada senin dediğin olsun şurada evet. benim dediğim olsun gibi. Evet. Bak işte burada haklısın doğru bu senin hoşuna gitti hiçbir zararı yok. Hı hı. Güzel de düşündün okey bunu yapalım gibi bir sistem. Yani inatlaşmamak lazım onunla çünkü o zaten ben diye ben inatlaşıyor. Diyor. Evet. Şimdi çok tehlikeli bir şey var çünkü. Orada çok çok önemli bir dönem arkadaşım. Evet, çok hakikaten. tehlikeli bir şey var. Ben eğitimlerimde de öğrencilere söylediğim şeylerden bir tanesidir bu. Eğer bir çocuğa fazla güç ve gereksiz sorumluluk veriyorsanız, o çocuğu öldürüyorsunuz demektir. Fazla yani güç ve gereksiz sorumluluk. Bakırıyor. Fazla güç ve gereksiz. sorumluluk. Ama bu o yaş dönemi içinde mi? Özellikle geçerli? o yaş dönemi için. Hı. Çünkü orada ben var bir tane. Hı. Hı. Çok kuvvetli bir ben o. İçgüdüler var. Evet. On binlerce senenin geni var. Bir sürü şey var hı hı. orada. Şimdi eğer o çocuğun isteklerine sürekli karşı çıkarsanız ve o beni hissetmesine izin vermezseniz şizoid bir çocuk ortaya çıkabilir. Ne demek bu? Hislerini kapatmış, e, hisleriyle çok ilgilenmeyen, e, hepimizin içerisinde zaten şizoid bir taraf vardır. Bütün insanlar da var zaten bunlar ama öne çıkması ya da arkada kalması önemli bu kişilik tanımlarının. Hı hı. E, ya da narsist bir kişi yaratabilirsiniz yani... E, Sadece kendini. ben yaparım, evet. ben iyiyim, benden başka kimse yapamaz. İşte çok kötü olduğu yerlerde bile ben zaten Hı -hı. iyiyim gibi tipler ortaya çıkar. Yani ikisini de abartmamak lazım. Ne onun dediği tamamen, ne, ne de, de sizin bizim. dediğiniz tamamen gibi. Yani bir çok sistem. fazla güç o cümleyi tekrar. Güç de şöyle, e, özellikle e, bizim kültürümüzde de çok var o. Mesela erkek çocuklarına verdiğimiz çok fazla bir güç var. Maalesef. İşte onların daha fazla yapmalarına izin veriyoruz. Hatta benim yaşadığım şeylerden bir tanesi de özellikle babaların annelerine karşı kötü davranışlarını bile tolerans. O, o çok önemli. geçen bir şeyle kabul ettiklerini görüyorum mesela. O olmamalı tabii ki. Yani erkek çocuğu ile kız çocuğu zaten cinsiyet ayrımı olmaksızın aynı olmalı. Diğer taraftan da bu çocuğun o gücünü, o gücünü göstermek istiyor çocuk çünkü hayatta kalmak için o gücünü sağlıklı bir şekilde ortaya almak lazım yoksa o güçle ne yapacağını bilemez çocuk ileride. Yani işte e, hem anneye olur. hem babaya çok iş düşüyor. Tabii ki çok iş düşüyor. Yani iki tarafa da çok iş düşüyor. Çünkü biliyor hanım şöyle Tabii. söyleyeyim. Şimdi evet. çocuk yetiştirmek gerçekten bir macera. Ve macera bir şey. şey çok güzeldi çocuklarımızla olan maceramız. Evet. diyorsunuz evet. hani ergenliğe Tabii. kadar. Hakikaten o, macera. Çok da eğlenceli bir şeydir. Yani bu gerçekten çok eğlenceli güzel olduğu bir. dönemler de var. <laughs> çok zor oldu. gelince onları zaten Tabii, diğer tarafları Çok zor olduğu dönemler de var. Peki mesela e, şimdi hani bir buçuk iki yaş diyoruz. E, örneğin bu tuvalet Hı, alışkanlığı. O daha, o daha. O iki buçuk yaşlar o anal dönem dediğimiz dönemlere oraya geleceğim. Tamam. Şimdi birazcık o. Narsist dönemde tamam, kalalım, onun tamam, paralel önemli. zaten anal tamam, dönem başlıyor, tamam. o bir buçuk yaşta başlıyor. Şimdi bu narsist dönemde tekrar bastırarak söylüyorum, fazla güç ve gereksiz sorumluluk, yani ikisinin arası. Fazla güç ne demek? Tamamen onun isteklerine İstekleri. ve zaten çocuk şöyle bir şey düşünüyor. Her çocuk için geçerli bu. Dünya benim etrafımda dönüyor diye düşünüyor. Ben yaptırırım. Aynen öyle. öyle. Yani iyi bir şey varsa benim için. Kötü bir şey varsa da benim yüzümden diye düşünür hmm. çocuk. Onun etrafına döner her şey. Hmm. İşte onu sağlıklı bir şekilde ortalamasını bularak, ne ona tamamen çok fazla güç vererek, ne de bütün gücü elinden alıp, e... Siz Buyurun, bitirin, bir şey bitirin, bitirin bir şey tamam, soracağım. Ne de bütün gücü elinden alıp, onu güçsüzleştirerek yapmamak lazım. Peki mesela şey dediniz hani sorumluluk. Şimdi, ee, o yaş dönemindeki çocuk çocuğa nasıl bir sorumluluk verilebilir? Şimdi eğer biraz önce sizin söylediğiniz o gereksiz sorumluluklardan bir tanesi tabii. Örneğin eğer dışarısı çok soğuksa ve çocuk kısa koluyla çıkmak istiyorsa e, bu ona vereceğiniz fazla sorumluluktur, gereksiz sorumluluktur yani. Hmm. Ya da ne bileyim bazen görüyorum ben işte e, yaşı uygun olmadığı halde onun e, gücünü ve boyunu aşan görevler veriyorsanız, ona o tür sorumluluklar veriyorsanız. Hmm. ...bu onun başarısız olmasına sebep olacaktır. Ve kendini iyi hissetmeyecek. İyi hissetmeyecek. Çocuk, hissetmeyecek. Yine yani güven duygusu zaten Aynen şekillenmeye öyle. de başlıyor çünkü. Çok şey bir örnek vereyim size. Lütfen. Şimdi bizim kültürümüzde yine var. Örneğin anneler çocuklara şey derler. İşte akşam baban gelince söyleyeceğim derler mesela. Bu benim o gereksiz sorumluluk dediğim sorumluluklardan bir tanesidir. Yani çocuğa kendisiyle ilgili tamamen sorumluluğu ve babasıyla birebir... Ki baba geldiği zaman herhalde sevmeyecek onun için. Sen şikayet edeceğim dediği zaman ya azar işitecek. Bazı yerlere hatta dayak yer. Yani orada kullanmamak vardır. lazım baba'yı. Kesinlikle. Çok yanlış. Çünkü gereksiz bir sorumluluk o. Yanlış bir Tabii şey. Ki. Yani mesela ben şu anda doğru kelimeyi kullanmıyorum herhalde. Onu fark ettim. Ben yanlış bir şey dedim. Siz gereksiz bir sorumluluk diyorsunuz. Evet gereksiz. Yani sorumluluk. biz o küçücük, küçücük, minimindayıcık dünya tatlılarına istemeden farkında olmadan da olsa ne sorumluluklar yüklüyoruz aslında. Bilmiyorum. Ki şimdiki anneler babalar bence şanslılar. Ee, sizler varsınız. Ve bu yayınlar sık sık yapılıyor. Birçok ekranda bahsediliyor Bilmiyorum. bu konulardan. Yani artık şu dönemdeki anne ve babaların çok daha bilinçli çocuklarını yetiştiriyor olmaları lazım. Doğru. Şimdi burada bir şey söylemem lazım. Lütfen. Yine. Biraz <laughs> önce söylediğim o içgüdü olayı çok önemli. İçgüdü. Şimdi iyi mi kötü mü tartışmak lazım. Yani bu kadar çok ince sık dokunmak, bu kadar bilimsel olmak, bu kadar Hı -hı. her şeyi böyle moda, moda yapmaya çalışmak Hı -hı. iyi mi kötü mü tartışırız. İçgüdüyle karışıp bence Aynen öyle olmalı. yani biraz da rahat olmalı. Her şeyi evet. böyle internetlerden ya da bizlerden öğrenmeye çalışmamalı. Çünkü Hı -hı. insanlar bir süreç içerisinde o içgüdülerine de güvenememeye başlayacaklar ve her şeyi sorarak ve kurallar çerçevesinde yapmaya çalışacaklar. Bu da doğru bir şey. O da doğru tabii değil. Tabii i̇şte onun gibi. için hani ikisi İkisinin iç içe bir şey geçip, lazım. geçip evet. Olmalı. Evet. Peki şimdi gelelim mi 3 yaş? Yani üç üç yaşa o gelmedik daha. Gelmedik. O hani daha iki tuvalet. Buçuk Oraya geliyoruz. Tuvalet olayı. Çünkü o çok ciddi, çok önemli bir dönem. Ben de çok önem verdiğim bir döneme. Şimdi iki buçuk yaşlarında ya da e, yine narsist döneme paralel başlayan bir anal dönem var bu önemli bir dönem neden şimdi çocuğun bugüne o ana kadarki gelişimine baktığınız zaman çocuk doğdu ilk iki annesiyle geçirdiği evet. sağlıklı huzurlu bir süreç geçirdi arkasından oral dönemde dünyayı tanımayı öğrendi annesinden ayrılmanın işte çok güvensiz bir şey olmadığını öğrendi hı. Yürüyebildi. Gidebildi falan derken hı hı. veya narsist dönem başladı ve kendisiyle ilgili hisleri oluştu ha ben de varım benmişim gibi derken ee, çok önemli bir şeye giriyor çocuk döneme giriyor o da kendisinin kendi alanında neye hükmedip hükmedemediğini öğrenmek. Tamam burada sözünüzü balla kesiyorum çok önemli çünkü bu Hı -hı. reklamdan sonra devam edelim. Peki, ne Sevgili ne izleyicilerimiz var. reklam aramızdan sonra buluşuyoruz. Sevgili izleyicilerimiz tekrar merhabalar. Sayın Kadircan Kasaboğlu ile birlikteyiz. Psikodramatist. Sevgili Kadircan Bey, ve bebeklik dönemini konuştuk. En kıymetlilerimizle ilgili şimdi 3 yaştayız ve o çok üstünde durduğunuz dışkılama dönemi. Değil evet. mi? Şimdi bu dönem önemli, neden önemli? Çocuk annesinden ayrıldı. Ee, o güven ortamını sağladı, işte ben öğrendi ve benim alanıma geçiyor. Çocuğun e, bezinden kurtulup, lazımla ya da tuvalete e, kakasını ya da çişini yapması, e, çocuğun alanıdır. Yani hmm. o e, şunu söyler, burası benim alanım, buraya kimseyi dokundurma. Yani mesela çok uzun süre hani kalkmak istemez lazımlığından. bir sürü şeyler bun. Çocuklar e, kakalarını yemeye çalışırlar mesela bazı çocuklar. çalışırlar. Evet. O da Oynamak psikolojik isterler. bir şey herhalde. Yo değil bu mi? tamamen normal. normal mi? Tabii ki normal. Çok normal tabii bir şey. İçinden yani, çıkan tamam. bir şey ona ait bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir e, bilgimiz olması lazım. Çocuğun tabii ki bizim bildiğimiz gibi işte benim karaciğerim var, midem var, böbreğim var gibi bilgisi yok. İçinden tabii. çıkan bir şey var çocuğun. O ona ait bir şey ona göre. Hmm. Şimdi buna veda etmesini öğrenmesi gerekiyor. Örneğin bazı çocuklar o dönemlerde işte dört gün, beş gün, altı gün çıkmazlar. İşte evet öyle bir Kavuz şey. Kavuz oldu yani. diye evet. götürürüz hastaneye. Evet. İşte Fitiller attırırız, şunlar yaptırırız, bunlar yaptırırız. Buradaki işaret, çocuğun işareti İstersen bırakırım, istemezsen bırakmam. Yani çocuklar bu dönemde ee, ...ebeveynlerinle ebeveynlerin inatlaşa da biliyorlar. Aynen öyle. Değil mi? O alana giremezsiniz diyorlar. Bütün dünya diyorlar bunu. Yalnızca ebeveynlere değil. Burası benim. Oraya sadece ben karışırım. İşaretini vermeye çalışıyorlar. Onun için zaten o narsist dönemle hmm. beraber yürüyen dönem diyorum. Anladım. Şimdi burada yapılabilecek burada hatalarda evet, hata ileride ne? E, obsesif yani takıntılı kişiliklerin oluşmasına sebep olabilir. Çok bariz bir örneği vardır bunun. Örneğin böyle temizlik takıntısı olan insanlar vardır. Evet. Sürekli ellerini yıkarlar. Evet. Etraflarını temizlerler ve bir türlü bitmez o temizlik. İşte bir yere değdikleri zaman mutlaka ellerini yıkamak zorundadırlar. Hı hı. Ya da ne bileyim işte bulundukları ortam steril olmalıdır falan gibi temizlik takıntıları olan insanlar var. Oraya mı iniyoruz? Eyvah. Şimdi bu aynı zamanda bir Çocuklar. soru. Geçen sefer de bunu konuşmuştuk sizinle. Konuştuk. Mi? Şimdi eğer bir çocuğa içinin pis olduğu ile ilgili çok ciddi bir yükleme yaparsanız, çünkü çocuk dışkısını görüyor içinden çıkan bir şey ve siz bunu çok şiddetli bir şekilde pis, iğrenç diye yorumluyorsunuz. Çocuk bunun kendisiyle ilgili bir durum olduğunu düşünecektir. Yani kendisinin hmm. içinin pis olduğunu düşünecektir. Hmm. Şimdi eğer böyle bir şeyi bilinçaltına yerleştirirseniz çocuğun hayatı boyunca bunu temizlemeye uğraşacaktır. Ha, ya işte bu Çok o basit bir obses aslında. obsesif kompulsif durumlar, Dediğimiz o durumlar, saplantılar o, öyle çıkıyor. Öyle başlıyor. Ya da o alanını çocuğun o elinden almaya çalışırsanız sürekli hayatı kontrol etmeye çalışacaktır. Yani obsesif bir kişilik olacaktır. Sürekli kontrolün altına almaya çalışacaktır. Çünkü burada bu anal dönemde alamamıştır kontrollerini. Alamadığı için de hayatı o kontrolü almaya çalışmakla geçecektir. Onun için buralarda hata yapmamak lazım şöyle. tamam. Buyur. Ha lütfen şöyle yani nasıl davranmalı? Şöyle bir kere çocuğu hani... rahat bırakmak lazım. Hı. O alanın ona ait olduğunu unutmamak lazım. Hı hı. O bunu deniyor zaten alanını bilmek istiyor. Bunun alıştırmasını yapıyor yani. Onun için çocuğu çok fazla yüklenmemek lazım. E, şunu yaparız genelde hani çiğin var mı? Hı hı. Kaka var mı? Hı hı. Affedersiniz ama böyle söylememiz gerekiyor bu konuda. Yani devamlı çocuğa hani özellikle o bezden Kurtarma döneminde. Ya bu büyük yanlış galiba anladığımda. Tabii da. ki yani çok üstüne gitmek üstüne büyük gitmek yanlış. Yani <laughs> ona bırakmak lazım birazcık. Böyle bir şey olursa haber ver gibi. <laughs> Şimdi şöyle çocuk o güne kadar içinden çıkan bir şeyi zaten taşıyordu. Yani bezinde onu hissediyor zaten <laughs> çocuk. İşte kakasını yaparsa ısınıyor, çişini yaparsa soğuyor ve onun hala etkilerini hissediyor. Yani hala onda o. Ama Aynen. artık bırakmak zorunda. Bırakmak Anladım. zorunda olduğu için de bu çok zor bir şey çocuk için. Çok büyük bir stres. Veda etmek zorunda içinden çıkan bir şey. Enteresan bir dönem. Tabii ki. Evet. Onun için de buralarda birazcık dikkatli olmak lazım. Çok baskı yapmamak gerekiyor. Biraz hızlı geçmek tamam. durumundayım. E çünkü konuşacağımız hani tamam. her şey önemli konuştuğumuz ama diğerlerine de vaktimiz yetsin istiyorum. Peki, Peki bir de çocuğun baba Hı. dediği dönem. Bravo. Hani Doğru. babayı üç gördüğü dönem var. Evet, üç evet. Şimdi bütün bu gelişme gelişimlerden sonra çocuk işte e, anneden uzaklaştı e, kendisini tanıdı alanlarını kontrol hmm. altına almaya çalıştı becerdi e, anne aslında tanrı yani Çocuğun biz gözünden. tabii ki biz e, şeyi e, herhangi bir yerden e, tanrı kavramını din kavramını ya da her, hangi inanışsa o kavramı öğreninceye kadar Anneyi Tanrı biliyoruz zaten. Yaradandır. Hani yaradandır tabii. Şimdi Yaradanından ayrılıyor çocuk. Uzaklaştı. Ee, ve ortada birisi var. O da baba. İlk defa 3 yaşlarında e, fark eder çocuk. ha, Baba da anne gibi bir şeymiş diye ve yani, çok sevinir. Yani bab babanın anlamını 3 yaş döneminde. Aynen öyle. Yani sever onu tabii, tabii ki 3 yaşına kadar. Onunla tabii ilgilenir, ki. ona bağlanır. Fakat ilk defa bu bağın neden olduğunu 3 yaş civarında anlar. Ha anne gibi bir şeymiş o da. O da Tanrıymış der ve çok sevinir. Çünkü önce bir yalnızlaştı o. Hı, hı. Yalnızlaştığı zaman da babayı görür. Hı hı. Ve onu mutlu eden bir şeydir. Yani babayla ciddi baba çocuk ilişkisi o dönemde çok belirgin olarak başlar. Şimdi ben babalara derim ki siz 3 yaşına kadar misafir sanatçısınız aslında. <laughs> Onlar da bize bana derler ki hocam o zaman biz 3 yaşına kadar bir şey yapmayalım. Öyle değil tabii ki. Çocuk orada oturtuyor. Ama esas algı üç yaşta. Hani baba ki, evet cidrünü. onun için yapıyormuş. O da yaralanmış. Onun için bu kadar yakınmış bana. Hı -hı. Onun için seviyormuş. Onun için sevmişim gibi yorumlar da bulunuyor. Hızlı geçiyorum. Konuşamama e, yani eğer üç yaşa gelmiş ve hala konuşamayan e, bir çocuk varsa Hı -hı. oradaki durum. Tabii ne? ki önce e, tıbbi açıdan bir kontrol etmek lazım. Hı -hı. Logopedi Açıdan bir şey var mı? Tıbbi açıdan bir bozukluk var mı? Kontrol etmek lazım. Eğer psikolojik psikolojik olduğuna e, kanat getiriliyorsa e, mutlaka mutlaka bu dönemler içerisinde çocuğu e, örselediğimiz bir yerler vardır. Ona izin vermediğimiz, onun gelişimine izin vermediğimiz, kendisine izin vermediğimiz, kendisine anlatamadığı dünyayı tanımadığı yani gibi baskı tabii ki aynen uygulanan öyle. uygulanan bir şey var, bir aynen, alan var ki aynen çocuğun konuşması öyle ne dövmek, çıkıyor mesela işte ben mesela yani. şeyleri biliyorum. O, o anal dönemde çocuğun bezden kurtulduğu dönemde e, çocuğunu yakan aileler biliyorum. Yani poposuna e, kibrit kibrit tutan, evet. çakmak tutan maalesef ne, haberler, diye. maalesef ne haberler? Maalesef ne haberler? okuduk aslında. Yani çocuğu, o çocuğun her şeyini elinden aldınız. Yani in, evet, hmm. çocuğun her şeyini elinden aldın sen hmm. hani, ve bir anne baba evladın canın nasıl böyle bir şey? ...yapılabiliyor, hiç aklımın almadığı şey. Sevgili izleyicilerimiz... ...telefon numaramızı vereyim. Sayın Kadircan Kasapoğlu'na eğer... ...soru sormak isterseniz... ...bebek ve çocuklarınızla ilgili... ...0242 alan kodumuz... ...345 45 44... ...telefon numaramız... ...345 45 44... ...ayrıca sevgili yönetmenimiz... ...yazıyla da geçiyor... ...mesaj bize yollayabilirsiniz... Kanal V yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 39-69'a yollayabilirsiniz. Evet, şimdi ee, yani buralara bakmak lazım bu konuşmayla ilgili. Önce tıbbi bir şey tekrar ediyorum. Önce tıbbi tabii. Ki, tabii önce oraya bakmak bir sıkıntı lazım. var mı Diğer yok mu? eğer çocukta başka bir sıkıntılı sıkıntılar bulunuyorsa e, pedagog, öncelikle pedagoglarla e, halletmek lazım. Ama bunlar için hep tavsiyem şudur benim. Önce bir psikiyatrik bir e, e, muayene e, yani bana göre her zaman bir psikiyatristin yönlenmesi, çok yönlendirmesi çok daha uygun. Anladım. Önce bir çocuk psikiyatristine göstermek lazım. Hı -hı. Psikiyatristin öngöreceği bir şey çok daha yararlı olur diye düşünüyorum ben. Ya, teşekkür ederiz. Ee, farkındalık şimdi, dönemine geçiyorsunuz evet, çok hızlı olarak. Evet. 4-5 yaşlarında e, farkındalık dönemi dediğimiz dönem. Yani bu anal dönem dediğimiz dönem klasist dönem, anal dönem dediğimiz dönem 4-5 yaşlarına kadar devam eden bir dönem. 4-5 yaşlarında başlayan yine çok önemli bir farkındalık dönemi var. Yani çocukların içgüdülerinin ve cinsel gelişimlerinin aşağı indiği bir dönem bu. İç Kafaya döndükleri. Insan. Yani her şeyi mantıkla. Cinsiyetlerinin farkındalar değil mi? Bu Oraya, dönemde. orada başlıyor esas. Kafaca cinsiyetlerini fark etmeye başlıyorlar. Yani kızlar Kız. kızları, Erkek. erkekler erkekleri fark etmeye hmm. başlıyor. Ya da birbirlerini fark etmeye başlıyorlar ki... Hatta kızlarda erkeklere karşı bir kıskançlık başlıyor, tırnak içerisinde işte onlarda bir fazlalık var bizde yok gibi eğer bunun farkındalarsa. Ee, erkekler erkeklere dönüyor, kızlar kızlara dönüyor. Erkeklerde bir üstünlük şeyi başlıyor, işte kızlar biz daha işte iyiyiz, güzeliz, şöyleyiz, böyleyiz gibi. Ee, bu farkındalık döneminde de evin içerisinde anne ve baba arasında çocuğun bir rekabet ortamı başlıyor. Yani kız çocukları babaya dönüyor. Erkek çocukları anne. anneye dönüyor. Kız çocukları annede rekabete başlıyorlar. Erkek çocukları da babayla rekabete başlıyor. Yani şöyle bir şey oluyor aslında. Erkek çocuğu bu adam ölse de bu kadın bana kalsa diyor. Ay. Bunu bu kadar düşündüklerini. Ama olmuyor. öyle, öyle, Tabii öyle ki. biliyorum. Ya da kız çocuğu bu kadın ölse de bu adam bana kalsa dediği yere kadar giden bir durum var orada. Rekabet var. Rekabet yani. dönemi. Erkek o rekabet dönemi uzun da sürebiliyor. Çok uzun sürüyor, evet. Değil mi? O dönemde işte çocuklar babalarıyla güreşmek isterler. Annelerin olduğu ortamda yenilmeye dayanamazlar. Çok hırslanırlar. Kız çocukları da babaların olduğu ortamda anneye karşı... Hatta o dönemdir bu. İşte annenin rujlar sürülür, elbiseler giyilir, ayakkabılar, terlikler giyilir, babaya hava atılır falan. Evet o dönemdir o. Bu dönemde bir de bizim odipus kompleksi dediğimiz bir durum var. O da şu... Örneğin kız çocuğu için söylüyorum. Kız çocuğu e, tanrı bildiği anneye reka kız anneyle rekabete başladığı için, hatta onu öldürmeyi düşündüğü için, ölsün diye düşündüğü için inanılmaz da bir e, kötü bir his var orada. Yani çok sevdiği, aşık olduğu, hayatını bağladığı kişinin yok olmasını da istediği için kompleks dediğimiz bir karmaşa. Orada Ay bir karmaşa bu, başlıyor. belki bu ağır geliyor olabilir bazı evet. izleyicilerimize hmm. ama gerçekten Böyle sizler bu işin içindesiniz, uzmanlarsınız. Evet. Maalesef tabii. o küçücük çocuklarımızın böyle şeyler düşünemeyeceğini biz düşünüyoruz ama onların iç dünyalarında tabii ki. bunlar olabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Hakikaten Yok olsa anne, tabii ki, tabii ki. baba Aynen bana öyle. kalsa Aynen öyle. ya da baba yok olsa anne bana kalsa Aynen. maalesef evet. olabiliyor. Burada yapılabilecek hatalar ileride ilişkileriyle, ilişkileriyle ilgili hı hı. E, durumlarda e, kötü sonuçlar doğmasına sebep oluyor. Ne gibi hatalar olabilir? Yani bu e, rekabet ortamını eğer çok abartırsanız örneğin bir baba e, oğluna sürekli yenilirse ya da sürekli yenerse ya da bir anne kız çocuğuna işte sen bir şey değilsin ben bir şeyim sen yoksun sen çekin ee, sen sen beceremezsinin söylenmemesi lazım herhalde sen beceremezsin, Bravo. Bravo. Herhalde. Aynen sen, öyle. beceremezsin Aynen. sen yapamazsın burada da ortayı vurmak lazım yani evet. tabii ki o sadece kız çocuğu için baba olduğunu öğrenmesi lazım onun sevgilisi değil başka bir şey değil arkadaş değil babası erkek çocuğu için de annenin annesi olduğunu öğrenmesi lazım ama Değilmiş, Peki e, şu e, kısımda bir hata yapıyor muyuz? Sen benim aşkımsın demesi. Bir annenin oğluna özellikle ya da bir babanın kızına. Benim gerçek aşkım sensin. Evet. Şimdi burada var mı bir hatamız? Tabii ki benim e, katılacağım hatamız? şey değil bu. Ha. Yani çocuklara özellikle bu farkındalık döneminden itibaren... E, ...ilişkinin aslında ne olduğuyla ilgili... E, sinyaller verilmeli. Yani şimdi annelerin babaların aşkım diye konuşması, ne bileyim işte dudaktan öpüşmeler <laughs> bunların falan yavaş yavaş son bulması gerekiyor bana göre. E, 4 yaş, 4, civarında, yaş civarında artık yavaş yavaş bunların bitmesi gerekiyor bana göre. <laughs> tabii ki çocuklarımızı seveceğiz, sarılacağız, koklayacağız, öpeceğiz. Yani, yani ten teması çok, yani önemli bunlar, çok önemli. Çok önemli. Bunları yapmak lazım. Ama o çocuğun o e, cinsel e, dürtüleri kafaya e, çevirdiğini de unutmamak lazım. Artık düşünmeye başlıyor çünkü çocuk ve oturtmaya başlıyor. Orada doğru işaretler vermek lazım çocuk. Anladım. Şimdi bir izleyicimizden e, SMS sorusu var. Sağ olsun sevgili yönetmenim ulaştırdı bana. E, çocukların gelişme döneminde ana baba yaklaşımı nasıl olmalıdır? İyi polis kötü polis oynanmalı mıdır? Erkek ve kız çocuk için hangi rol kimde olmalıdır sanırım üç ayrı soru bu. Çocukların gelişme döneminde ana baba yaklaşımı nasıl olmalı gelişim? Bunu zaten konuşuyoruz şu anda. Evet. Hı -hı. İyi polis kötü polis oynanmalı mıdır? Hı -hı. Erkek ve kız çocuk için hangi rol rol kimde olmalıdır? Ee, çok teşekkürler. Çok, çok güzel teşekkür sorular. Ederim. Evet, çok evet. güzel sorular. İyi polis kötü polis. İyi polis kötü polise katılmam mümkün değil tabii ki. Heh. Ee, ...şöyle olmamalı bence iyi polis kötü polis. Nerede iyiyse ve nerede kötüyse çocuk zaten ona e, biraz da karar verecek. Anne ve baba kendisini nerede iyi hissediyorsa ve nerede kötü hissediyorsa öyle davranmalı. Yani doğal davranmalı. Yani ama hani, anlaşarak sen iyi polis ol ben kötü polis ol demek... ...bence dürüst bir şey değil. Ee, çocuklarla dürüstçe konuşmak lazım. Ama şöyle bir e, hata yapılıyor sanırım. Genelde babalar diyorlar ya... Hı. Annelere. Akşam gelince sen gösterecek babam falan diye. <laughs> evet, yani onun Yok, için hani şey bu değil. bizim geleneksel belki Türk ailelerinde. Yok doğru bir şey değil. Ha, o doğru Tabii değil. Tabii ki anneye yani... hak veriyorum yani bütün gün çocuklarla onlarla baş edemiyor babanın destek olmasını istiyor ama baba öyle destek vermemeli bence yani o şekilde bir destek olmamalı babayı işte kızan dayak atan ya da ne bileyim işte ortalığı yine düzenleyen rol babaya verilmeli ben bir baba olarak haksızlık olduğunu düşünüyorum bunu. Evet. Yani iyi polis kötü polis. Ben Yok. katılmıyorum ona iyi polis kötü polise. Herkes e, hem iyi polis olabilir hem kötü polis olabilir. Evet. Çocuğa göre kötü polis olabilir. Zaten kötü olmamız mümkün değil çocuklarımız Tabii için. Ki. Tabii ama ki. Ama çocuğa göre. Ama bence annenin ve babanın ortak kararları hep çocuk en için doğru daha sor. sağlıklı olan şeydir. Yani, yani iki biz... tarafta aynı dili konuşmalı. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Diğer sorumuz erkek ve kız çocuk için hangi rol kimde olmalı? baba rolü babada olmalı, erkek rolü babada olmalı, kadın rolü de kad annede olmalı. Hayır, erkek çocuk için kimde, kız çocuk için kimde gibi anladım ben bu soruyu. Yani Ben anlayamadım galiba soruyu. Şimdi erkek çocuk için anne mi baba mı herhalde rol model? Hı hı. Kız çocuk için hangisi rol model diye sorulmuş bir soru şimdi ben. ben öyle, şöyle şöyle Öyle ederim. algıladım. Erkek Yanlış. ve kız çocuk için hı hı. hangi rol kimde olmalı? Tamam. Şimdi ben onu şöyle cevap vereyim. Belki bütün sorulara cevap bulur evet, bu. Evet. Şimdi çocuklar zaten o farkındalık döneminde bu rollere e, görmeye başlıyor. Biraz önce söylediğimde o anlaşılıyor zaten. Yani işte kız çocuğu babayı kapmaya çalışıyorsa erkek rolüne dönmüştür. İşte erkek çocuğu anneyi kapmaya çalışıyorsa kadın rolüne bakmaya başlamıştır. Erkek rolünü başka anlamaya başlamıştır. Rekabet edeceği, şunu yapacağı, bunu yapacağı falan. Şimdi burada bana göre tek cevap var doğallık. Doğallık. Evet. evet. En güzel de cevap. Şimdi anne babaların kendi içlerinde kültürü aile kültürü e, ulusal kültürleri her ne kültür olursa olsun çocuk için en doğru olandır. Bunlar değişik olabilir. Önemli değil çocuk orada büyüdüğü için o kültür içerisinde hareket etmek lazımdır. Ama erkek rolü ve kadın rolü diye tabii ki bir şey vardır. Çocuk bunu zaten öğrenecek. Yani bunu illa bir Seminermiş gibi öğretmeye gerek yok çocuğa. Zaten <laughs> Çok öğrenecek güzel. bunu. Onun için birazcık da doğal, doğal rahat olmak. olmak lazım tabii. Çok teşekkürler. Mücadır. Yine araya gidiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Peki. reklam aramızdan sonra tekrar buluşuyoruz sizlerle. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Ee, çok şey vardı konuşacak. Sayın Kadir Can Kasaboğlu'na vaktimiz kalmadı. Hızlı hızlı geçiyoruz hemen. Okay. Ee, şimdi bir izleyici sorusu var. Önemli de dediniz. Sorayım hemen. Bir anne babanın çocuğu küçükken yaptığı yanlış Hı -hı. ve onu öyle yani yanlışlarla büyütmesi. Büyüdüğü zaman düzeltilebilir mi? Tabii ki. Şimdi zaten e, yolu mes nedir? mesele orada 18 yaşına kadar biz kişiliğin oturmasını bekleriz. 18 yaşından önce de e, herhangi bir teşhis konulmasına da çok karşıyız biz. Yani 18'den 18 önce teşhis. Evet, teşhis konulmasını hmm. isteriz. Hatta 21'e kadar gider normalde. E, bütün bu biraz önce anlattığım şeylerden doğacak e, işte kişilik bozukluğu olsun, hmm. takıntı olsun, obsesyon olsun, şu olsun, bu olsun bunları çözmenin yolu da terapi tabii ki. Terapi. Yani i̇nsanların terapi almaları, terapide onun için biz çocukluklara dönüyoruz. Biraz önce de söyledim. Yani i̇şte oralardaki o bebeklik dönemimiz, çocukluk dönemimiz için çok önemli en ama önemli. en önemli dönemlerden birisi daha adolesans. Ergenlik. Adolesan, Evet, ergenliğe gelelim hemen evet, o zaman. Çünkü burası çok, çok enteresan bir şey, Allah. dönem. İnanılmaz <laughs> enteresan. Hepimizin e, enteresan tarafı da şu. Hepimizin kendimizden de hatırladığımız, en çok hatırladığımız tabii, dönemlerden bir tabii. tanesi. Yani bebekliğimizi çok hatırlayamayabiliriz ama üç aşağı beş yukarı e, ergenlik, ergenlik çağımızı hatırlıyoruz. Şimdi ergenlik e, şöyle bir şey: e, Doğa çocuğa diyor ki sen artık tamamsın. Nasıl tamamım diyor çocuk? Sen artık oldun ve gideceksin. Uç bakalım. Kendi hayatın var senin. Anneden babadan ayrılacaksın ve gideceksin, kendi hayatını kuracaksın diyor. Doğa bunu söylüyor. Şimdi doğa tabii şöyle bir şey söylemiyor, bu beş sene içinde olacak, 10 sene içinde olacak, 20 sene içinde olacak demiyor. Çocuk da onun paniğine giriyor. Bir yandan bir panik var orada, hmm. bir yandan da bir mutluluk var tabii ki. Yani yani kendi hayatına diyor. tabii, kendi evet. hayatına dönecek diye bir mutluluk var. Onun için ergenlik dönemi çok stresli bir dönem. Hem çocuk için, hem anne baba için. Çünkü o zaman mefhumu yok orada. Ne zaman kendi... Pardon kendi hayatında dönecek bilmiyor çocuk. Peki ergenlik dönemi için Hı -hı. yaş olarak söyleyebiliyor musunuz? Tabii ki 3 şey? aşağı 5 yukarı söylüyoruz. Kızlarda biraz daha erken işte 9 yaştan başlayan Hı -hı. E, bir dönem var. Erkeklerde genellikle 10-12 yaşlarda başlayan 12 yaş erkeklerde Kaç genellikle. Kaç yaşa kadar ergen demeliyiz? Mesela 22-23 yaşa hala ergenlikten çıkamadı denilebilir mi? Valla 50 yaşında da ergen <laughs> Gerçekten güzel. bu espri 50 yaşında zaten güzel. onlara biz adolesan dediğimiz esas onlardır. <laughs> ee, ergenliğin daha doğrusu yetişkinliğin en önemli özelliği sorumluluk almaktır. Kendi hayatının sorumluluğu almaktır. Yani ergenlikten yetişkinliğe geçmek için kendi hayatının sorumluluğunu almayı öğrenmek gerekiyor. Hı hı. Bir insan eğer kendi hayatının sorumluluğunu almışsa yetişkin olmuş demektir. Onun için o yaş... Ee, Anlamadıysa çok hep ergen evet, yani. Bizim söyleyebileceğimiz bir şey Değil Tamam. Peki ben hemen şunu sorabilir miyim? Şimdi en çok bildiğimiz hepimizin hayatında yaşadığımız ya da duyduğumuz işte e, kavga eder hep çocuklar. Hmm. Anneyle babayla kavga eder, kendisine kavga eder, arkadaşlarına kavga eder. Hmm. En çok da ergenlik dönemindedir bu. Doğru. Neden dolayı böyle? Ben bunu hemen bir soruyla karşılık vereyim. Bir insandan ayrılmanın en kolay yolu nedir sizce? Bir insandan ayrılmak istiyorsunuz. Ayrılma zamanı gelmiş. En kolay yolu... Kızdırırsınız, kavga edersiniz bu tamam. Kadar. Bu kadar. Nefret edersiniz, yani. nefret etmeye çalışırsınız. Kavga etmeye çalışırsınız ve ayrılığı kolaylaştırmaya çalışırsınız. Şimdi çocukta e, oluşan şey bu. Doğanın ona yani içgüdülerin ona verdiği bir emir var. Gidiyorsun artık diye. Zamanda biraz önce söyledim. Zamanda vermediği için o an zannediyor çocuk. Hmm. Ve bu ayrılığı kolaylaştırmak için de Kavgaya başlıyor anneyle babayla. Onları beğenmemeye başlıyor. Ee, Kızlar annelerini beğenmez bir dönem. Yaşadım da evet. çok iyi biliyorum. Evet. Erkekler babayı beğenmez. Aynen öyle. Değil Şimdi mi? Her zaman en zor insan annesinden ayrılır. Tabii. Onun için anne hep kurbandır. Yani bu durumda en çok anneye satışılır zaten. Anneyle uğraşılır. Çünkü en zor ondan ayrılır. Yani anneden ayrılmak çok zor bir şey bir çocuk için. Onun için de bu ayrılığı kolaylaştırmak için de çocuk sürekli Kavga kavgaya eder. başlar. E, peki çocuğun dışarıdaki e, kavgası Hı. örneğin şu da çok var. Hatta kızım da bana söyledi. Dün konuşuyorduk yayınla da ilgili biraz konuştuk. E, son günlerde e, dünyada da yayınlanan dizilerde çok işlenen bir konu varmış. E, okul hayatında çocukların yani ergenlik döneminde özellikle birbirlerine karşı e, nasıl denir e, saldırganlaşmalar ama saldırganlaşma derken bu fiziksel olarak değil hmm. hani duygu olarak da konuşmalarla da ve sonrasında o haksızlıklar sonucu gençlerin kendilerine verdiği Zararlar. Yani intihara evet. kadar giden zararlar. İntihara kadar giden. İntihara kadar giden tabii maalesef. Şimdi bu da şöyle. Acımasızlık pardon. Bulamadığım kelime. Acımasızlık evet, tabii. Evet, evet. Şimdi tabii ki aile kültürüne bir bakmak lazım. Çocuk nasıl yetişti, neler oldu, neler yaşadı ona bir bakmak lazım. Yani yalnızca bir tek teşhis koymak doğru değil Hı -hı. burada. Oraları bir incelemek lazım. Ancak benim aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi bu stres içerisinde, stresli durum içerisinde yani dış dünyayla olan... E, bağlantısı, e, dış dünyaya açılacak olmak ve orada yalnız kalıyor olmak çocukları ciddi bir strese sokuyor. Bir de çocukların tabii farklı stresleri de var. işte Sınavlarla ilgili stresler. Şimdi, <laughs> Şimdi bir de dış dünyada olan şeyler. Yani dış dünyada Maalesef. onları bekleyenler var. Ee, özellikle annelere babalara şunu çok söylüyorum ben. Lütfen şu haberleri falan çok seyrettirmeyin çocuklara diye. Gerçekten Çünkü dünyayı doğru. gerçekten o tarafından görmeye alışıyorlar. Yani sürekli kavga dövüş, Sürekli bir katliam, sürekli dövmeler, hırsızlıklar yani haberlerde bunları işliyoruz. Evet, evet. Bunları işlediğimiz için de dış dünyanın sadece bundan ibaret olduğunu zannediyor çocuklar. Ve bununla baş edebilmek için de kendileri de hırçınlaşıyorlar. Yani başka türlü nasıl baş edecekler? İzninizle sevgili Kadir Can Bey bir telefonumuz Buyurun var. Ee, i̇yi akşamlar. i̇yi Alo. akşamlar. Merhaba. Merhabalar iyi yayınlar. Çok sağ olun. Ben tesadüfen şey yapıyordum. Kanalları karıştırırken sizi dinledim. Kadir Can Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun lütfen. Buyurun efendim. Kadir Bey ben ikinci evliliğimi yaptım. 31 yaşındayım. 7 yaşında bir kızım var. Hı hı. Yalnız kızım bizimle yaşamak istemiyor. Hala kabullenmiş değil. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. E, ayrıldığınızda kaç yaşındaydı kızınız? Daha doğmamıştı. Siz hamileyken ayrıldınız. Evet. İkinci evliliğinizi yaptınız. Evet. Valla tabii çok kısa bir cevap vermek zor olur buna ama e, babasıyla ilgili yani babası şu andaki beraber olduğunuz kişi değil. değil doğru mu anladım? Evet. Hayır. İkinci hayır. evliliği. Ve kızınız hayır. biliyor bunu. Evet. Tamam. Şimdi büyük bir ihtimalle kendisini de suçluyor olabilir çocuk. Yani beni niye beklemedi, beni niye terk etti diye. Babasına olan bir yandan kızgınlığı vardır, bir yandan özlemi vardır. Bir yandan da biraz önce bahsettiğimiz vatan hissi, yani ben nereye aydım. Hele özellikle bu yaşlarda biraz önce söylemiştim, 5-6 yaşlarında başlayan farkındalık döneminde birçok şeyi fark etmeye başlıyor çocuk. Buradan doğan sıkıntıları vardır muhakkak. Benim size tavsiyem tabii ki çok da özel bir şey olduğu için söylüyorum. Tavsiyem birisiyle görüşmeniz. Ee, yani bu bir terapist olabilir, bir te pedagog olabilir. Mutlaka görüşülmesi lazım bence. Ya, Önemli bir dönem. Eşimle oturup evet eşimle oturup konuştuğumuz zaman ben evliliğimizi bitirelim mi dedim. Böyle bir karar dahi aldık. Çünkü söz konusu evlat olduğunda her şey duruyor. Haklısınız. Kocaman bir evde yaşıyorum ama sığamıyorum. Şu anda yine yok. Yine anneannesiyle birlikte gitti. Yani, o, yani mümkün olduğunca sizinle birlikte olmak istemiyor. Anladım. Evet. 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 Allah yardımcısı Söylediğim olsun. Söylediğim gibi burada suçlamalar var. Kendisiyle ilgili suçlamalar vardır. Kendisini değersiz bulmakla ilgili sorunları vardır. Baba hakkında, anne Anneyle hakkında konuşulan vardır. şeyler vardır iki tarafta da. Bunları e, uzman birisiyle görüşmeniz çok doğru olacağını düşünüyorum ben. Çünkü böyle bir Evet evet biz de böyle bir karar falan... aldık ama sizin söyleyebileceğiniz bir şey var mı diye aradım. Söyleyebileceğim bir şey var. Sadece sevgi gösterin, e, yani anlayış gösterin. E, bir de burada e, sizin kanalınızla şöyle bir mesaj verebilirim. Özellikle ayrılan anne babalar için e, söylüyorum bunu. E, Çocuğun babası ya da annesi hakkında kötü söz söylenmemesi lazım. Şimdi sağlıklı bir birey iyi bir anneden ve iyi bir babadan geldiğini düşünen bireydir. Çocuklar e, böyle büyümeliler. Yani benim ben çok iyi bir babadan geliyorum ya. ve çok iyi bir anneden geliyorum hissi verilmeli çocuğa. Bunlarla ilgili eksikler olabilir. E, bunları falan bir düzeltmek lazım bir uzmanla. Halletmek ee, lazım. Keşke zamanımız daha fazla olsaydı ama <laughs> yayınımızın bitmesine çok az kaldı. Ee, bizi bağışlamanızı rica ediyorum. Ama ertelemeyin. Kadir Can Bey'in de dediği gibi çok teşekkürler aradığınız için. Rica ederim. Bir an çok önce güzel. her şey yoluna girmesi e, inşallah. Bir an önce i̇nşallah. her şey yoluna girer. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, tabii İyi çok, akşamlar. Çok, çok çok önemli konular çok tabii önemli ki. Tabii ki. Yani ee, yani bununla ilgili çok şey söylenebilir ama az kaldı şöyle bir bakıyorum son 10 dakikamızın Hı. içerisindeyiz. Ee, ergenlikle ilgili Biraz önce orayı bitirelim. Evet. Ee, orası çok önemli aylar için. Şimdi hanımefendinin de söylediği gibi bunların sonuçları ergenlikte de çok görülecek şeyler. Tabii. Yani mesela böyle bir durumda düşünebiliyor musunuz? Kendisini hiçbir yere ait olma, hissetmeyen bir çocuğun ergenlikte. Tabii. Öfkeli. Ciddi anlamda öfkesi tabii. olur, çok ciddi Öfkeli. anlamda öfkesi olur ve kavga edecek kimse bulamayacak bir de Böyle de bir durum var. Eğer şimdi şu anda annesiyle ya da babasıyla herhangi birisinin evinde yaşamak istemiyorsa bir çocuk, bu ergenlik döneminde o içgüdülerin ona verdiği artık gidiyorsun dediği zaman nereye gidecek, nasıl kendine güvenli bir ortam bulacak, bu tabii. Onun için zor. işte dediğiniz gibi sizin de hani terapiler. Hı hı. E, psikiyatristler mutlaka Evet bu, bu ertelememek lazım bunları Aynen öyle e, şimdi ergenlik döneminde anne ve babaların nasıl yaklaşması lazım çok önemli çünkü Bravo. Bu iyi bir soru. nasıl Aynen. yaklaşmaları lazım o ergenlere şimdi bastıra bastıra söylüyorum bunu hep söylüyorum tekrar tekrar aile kültürü çok önemli aile kültürüne benim müdahale etmem mümkün değil Herkesin kendine ait bir kültürü var evet. ama öyle ya da böyle çocuklara bir kere o dönemde tekrar hoş geldin demek lazım. Yani çocuklar kendilerini o evde iyi hissetmelerini sağlayacak bir ortam bulması Hı -hı. gerekiyor çocukların. Annelerin babaların bu içgüdüyle hareket etmeleri gerekiyor. Hoş geldin. <laughs> tamam, geçecek. Bu durum geçecek. Buradasın. ...hala biz senin anneniz, annen babanız... ...seni koruruz, seni seviyoruz... Ee, ...gibi bir sistemin oluşması lazım evin içerisinde. İşte özellikle... E, ...bilhassa bunu söylemek istiyorum çünkü çok yapılıyor... ...özellikle şu sınav notları... Hmm. ...okul başarısı... Hmm. ...yani hmm. çocuğunuz sadece okuldan ve sınavdan ibaret değil... Hmm. ...değil mi? Aynen öyle. Yani hani tam sarılıyoruz sanayı başarısız da olsan. Tamam, Değil siz mi? Şimdi Onu... böyle sordunuz ben birazcık çocuktan çıkıp yetişkinlere tamam. döneyim o zaman. Tamam. Hafif. Şimdi çocuklarımız tabii ki bizim eserimiz. Hı -hı. Tabii ki biz yetiştiriyoruz, biz yapıyoruz, bir sürü şeyi biz hallediyoruz. Ee, fakat e, onların kendilerine ait bir hayatları var. Bunu kabul etmek zorundayız. Tabii. Şimdi bizim ön gördüğümüz bir hayat şekli onlar için doğru olan hayat şekli olmayabilir. Ee, özellikle okul için söylüyorum. Yine bizde çok olan bir mesele bu maalesef. Yani çocukların illaki okulda çok başarılı olmaları ya da iyi bir üniversitede çok iyi bir meslek sahibi olmaları onların mutlu olacağı anlamına gelmiyor. Bizi Hiç mutlu gelmiyor ede edebilir. Tabii. Biz iyi bir şey yaptık, işte yetiştirdik, okuttuk, doktor yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık işte şu şöyle bir meslek sahibi annenin, yaptık. Annenin, babanın tatmini, kendi tatmini. Aynen öyle. Ama bu illaki çocuk için iyi bir şey olacak anlamına gelmiyor. Evet. Onun için e, biz de birazcık büyükler olarak anne baba olarak o çocuklara bir e, alan bırakmalıyız. Gerçekten ne istediklerini bulabilecekleri bir alan bırakmalıyız. Ben e, üniversitenin insanların mutluluğu açısından çok önemli nokta olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum. Bu kadar. Ben de aynı. Şey üzerine düşünmüyorum. Gerçekten. Onun için de çocuklar okulda başarılı olacak ya da üniversiteye gidecekler diye bu kadar çok. Yıpratmamalıyız onları. Çünkü çok zaman kaçıyor. Yani onların oyun, oynayacakları zaman kaçıyor, öğrenecekleri zaman kaçıyor, doğa kaçıyor, hı hı. sevgi kaçıyor, ilişki kaçıyor, bir sürü şey kaçıyor. Ve onlara. o en güzel zamanlar hani sonrasında zaten yuvadan ilk uçuş ya o. Aa, aynen öyle. En güzel zamanlar anne ve babayla en kötü, en stresli Maalesef. geçirilen zamanlar olarak akıllara maalesef. yer ediyor maalesef. okuldan başlıyor tabii, zaten. Tabii. Yani o Bizim e, evet eğitim sistemimiz başlıyor. maalesef. Şimdi sevgili Kadircan Kasaboğlu sizinle sohbet e, hakikaten doyamadım. Çok da faydalı şeylerden bahsediyorsunuz. Ederim. Yetmedi yayın. İnşallah sonrasında yine sizi biz e, ağırlayalım. Çünkü e, çok önemli bir konu daha vardı. Hı ergenlikte yaşanılanların da sebep olabildiği hmm. ee, anoreksiya ve sizin Avusturya'da anoreksiya ve bulimya ile ilgili kadınlar üzerinde yaptığınız bir sürü çalışmanız hmm. var. Doğru. Ee, ona hiç giremedik maalesef. Maalesef evet giremedik. Ee, çok ha, orası kısa çok önemli yani, bir konu ama başlı başına çok, bir heh, konu. Evet. O başlı başına bir, geçemeyiz. Bir konu hmm. e, geçiştirilemeyecek de bir Kesinlikle konu. Olur. İnşallah onu sonrasında yine Yapalım. Çok önemli çünkü. Memnuniyetle. Siz davet ee, Sağ olun. Şöyle bir genel toparlama bir bebekten rica Hı. edeyim. Tabii. Ondan sonra kapatırız. Şimdi e, bugün anlattığımız her şey e, teorik bilgilerdir. Fakat bunun yanında e, içselleştirilmesi gereken e, durumlardır. Yani Hı. annelerin ve babaların içselleştirilmesi gereken durumlardır. Çocuğun dünyanın her yerinde, her kültürde çocuklar buralardan geçiyor. Kültüre göre değişik yaşıyorlar bu evet. şeyleri, süreçleri. Ama hepsi bu süreçten geçiyor ve hepsinde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı yaşlarda aynı, aynı şeyler, şeyler, şeyler yaşan. Onun için birazcık bunu ciddiye almalarının iyi olacağını düşünüyorum annelerin babalarını. Yani bu süreçler var, bunlar gerçek ve bu süreçlerde de çocukların algılamaları değişik. 3 yaşında algıladığı aynı olayı 6 yaşında başka türlü algılıyor çocuk. Onun için çocuklarımızı bir birey olarak görelim. Bu çok söyleniyor ama doğru çok doğru bir şey. Onlar kendi başlarına bir birey. Lafala değil yani. Değil kesinlikle. Bu lafala değil. Laf ola Onlar değil. bir evet. insan, insancık. İleride ha çok güzel bir şey var burada. Bütün bu süreçte yapacağımız şeylerde düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bizim yaptığımız her şeyin 18-21 yaşından sonra çocukların işine yarayacağıdır. Yani Aa, biz bir insan yetiştiriyoruz? Ha. Biz insanı yetiştirdiğimiz zaman, onun tek başına kaldığı zaman ne yapçayla ilgiliyiz. Yani kendi hayatını kurduğu zaman, kendi kendine kaldığı zaman nasıl yapacak, ne yapacak, nasıl mutlu olacak, nasıl hayat kalitesini yükseltecek, biz oradayız. Yani kendine e, güvenli çocuklar Sağlıklı, yetiştirebilirsek onun ileriki hayatı için Aynen öyle. büyüdüğü zaman kendi evet. yetişkin olduğu zaman hayatın nasıl geçireceğiyle ilgiliyiz biz. Evet. Çünkü o çocuklukta zaten biz varız. Onları koruyoruz, ediyoruz, bir sürü şey yapıyoruz onlar için. Tek başlarına kaldıkları zaman için çalışıyoruz aslında biz anne baba olarak. Onun için çok hızlı sonuçlar beklemek yanlış çocuklardan. Bugün bir şey yaparsınız, bir şey öğretmeye çalışırsınız. Çocuk bunu anlamadığını zannedersiniz. Ama mutlaka kendi başına kaldığı zaman Yetişkin olduğu zaman işine yarayacak bir şeydir. O aklına gelir onun, Bilinç altında kalır aklına gelir ya da bilinçlidir aklına gelir ve mutlaka ve mutlaka işine yarayacaktır. Ya da kötü bir şey yapıyorsak mutlaka i̇şte. mutlaka bir sonucu kötü bir sonucu oluşacaktır. Yani yetişkin bunu... olduktan sonra. Onun için çocukları ciddiye alalım. Onlar yetişkin olduktan sonra ne olacaklar onunla ilgili çalışıyoruz unutmayalım. Ee, bir de cümle çok güzeldi yayın. Konumuz bizim. Hı hı. O cümleyi de... ...lütfen söyler misiniz? Benim Tabii. çok hoşuma gitti. Bu bir macera. Yani çocuk, bebek doğduğu andan itibaren... ...yetişkin oluncaya kadar... ...biz onlarla bir macera yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde çok güzel bir macera. Umarım bir sürü insan... ...yaşıyordur, yaşar. E, bu macerayı da böyle görmek lazım. Keyifli hale getirebilmek için de bunun bir macera... ...olduğunu unutmamak lazım. Yani bu sadece bir görev değil... ...mecburiyet değil. Aynı zamanda bir macera. Bu maceraya hazır olmak lazım istemek lazım, i̇stemek sevmek lazım. lazım. Evet, çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok kendi adıma faydalandım eminim kanal ve ekranlarında bizleri seyreden izleyicilerimiz de öyle. İnşallah sonrasında yeniden buluşup o çok önemli konuyu Hı. genç kızlarımızı özellikle çok ilgilendiren konuyu konuşmak isterim. Memnuniyetle. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, kanal ve ekranlarında biz Sağlığınız için programında bugün terapist sayın Kadircan Kasaboğlu'nunla birlikte olduk. Bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik yani bizler için en kıymetli olan varlıklarımızı zamanımıza verdiğince konuştuk. Onlara hep hani diyoruz ya gözümüz gibi bakıyoruz ama bilinçli olarak gözümüz gibi bakmak çok önemli. Ben bu konuşmalardan en çok onu anladım. Önümüzdeki çarşamba saatler 16.30'u gösterdiğinde yeniden buluşabilmek dileğiyle yayın ekibi arkadaşlarım ve ben hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.